Merhaba. Ben avukat Murat Tezcan. Evet, uzunca bir süredir videolarımızın sıklığını arttırdığımızı hatırlatarak başlamak istiyorum bu videoya da. Bu videoların önemli bir kısmı tabii gayrimenkul hukuku ve farklı alanlara ilişkin bölümlerini anlattık. Bu anlatımlar sırasında bazı meslektaşlarımızla da ortak sunumlar, soru cevap şeklinde de konuyu daha detaylı bir biçimde tartıştığımız, değerlendirdiğimiz videolarımız da oldu. O videolardan birini geçen hafta itibariyle avukat Beyza Can Bolat'la birlikte kamulaştırma hukukundaki güncel gelişmeleri ayırmıştık. Yine sunumda çok detaylara ve önemli ayrıntılara değinmiştik hatırlayacağınız gibi. O sunumda sonra bazı meslektaşlarımız bana çeşitli araçlarla ulaşarak aslında sunumun içerisinde yer alan ve hukuki kamulaştırmasız el atmalara ve ilişkin vekalet ücretinin düzenlenmesine yönelik farklı içtihatların olduğunu belirttiler ve buna ilişkin de ufak bir açıklama yapmamı istediler. Ben de onun için sizlerle bu videoyu paylaşmak istiyorum. Özellikle hukuki kamulaştırması, el atma davalarında çok fazlasıyla karşılaştığımız birçok sorun vardı. Daha önceki düzenlemeleri hatırlarsanız, o düzenlemelerin en önemlisi de tabii ki göreve ilişkindi. Hukuki kamulaştırması, el atmalar daha önce birkaç kere ek düzenlemelerle, ek maddelerle belirlendi. Görev yerleri yani adli yargımı, idari yargımı olacağına ilişkin birçok farklılıklar belirlendi ama daha sonra yapılan bir düzenleme ile kamulaştırma kanunu eklenen madde ile birlikte görev yönü yönünden tartışma son buldu. Artık hukuki kamulaştırma atma davaları aynı fiili el atma davalarında olduğu gibi Asli Hukuk Mahkemelerinde yani adli yargı kolunda görünmeye devam ediyor ki buna ilişkinde birçok dava zaten hali hazırda derdes. biz de bu davalarda tabii ki en çok problemimiz buydu. Gö görevli yargı yerinin belirlenmesiydi ama vekalet ücretine ilişkin de yine tartışmalar devam ediyordu. O tartışmaları kanuni düzenleme bir nebze olsun giderdiğini düşünüyorduk ama yine yargı içtihatları farklılıklar içeren kararlar verince buna ilişkin açıklama yapma ihtiyacını hissediyoruz tabii ki haliyle. Nedir bu düzenleme? Kamulaştırma kanunda eklenen ek dördüncü maddede şöyle bir ifade var. Diyor ki bu kanun kapsamında açılan davalarda verilen bedel ve tazminat kararlarına ilişkin mahkeme ve icra harçları davalı idare tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenir diyor. Bu düzenleme neyi söylüyor? Hukuki kamulaştırması el atma davalarında maktu bir biçimde harç ödeneceğini ve buna karşılıkta vekalet ücretinin belirlenmesine yani davanın sonuçlanması sonrasında ortaya çıkan dava değeri üzerinden bir vekalet ücreti belirlemesi değil, Asli Hukuk Mahkemesinde belirlenen maktu vekalet ücretinin hükmedileceğini söylüyor. Yani en azından biz böyle değerlendiriyoruz. Buna yönelik böyle bir yargı içtihatlarının oluşacağını tahmin ediyoruz ama İşin açıkçası Türkiye'de hukuktaki içtihat birliği uzunca bir süredir sona erdi ve çok büyük bir problem yaşanıyor bununla ilgili. Yani mahkemelerin vermiş olduğu kararların nasıl oluşacağı ya da hangi tür kararların nasıl verileceğini öngörmek her geçen gün zorlaşıyor. Buna ilişkin de çok güzel bir örnek işte bu. Tabii ki hukuk devletinde olması en son istenen şeydir. Çünkü hukuk veya yargı zar atmaz, öngörülebilir şeylerin belirlenmesi gerekir. Öngörülebilir durumların oluşması gerekir. Zaten avukatlık hizmetinde biz bunun için veririz. Sadece olası durumlarda farklı bazı olasılıkların gerçekleştiğini belirtiriz ama hiç olmayacak, hiç öngörülmeyecek kararların çıkması asla istenmez ya da beklenmez ama Türkiye'de uzunca bir süredir maalesef kararlar bu yönde. Hatta bazen ben kişiye özel kararların da rahatlıkla çıkarıldığını düşünüyor ve görüyorum. Şimdi böyle olunca hukuki kamulaştırma el atma davalarında da yargıtayın nasıl bir görüş belirttiğini bizim anlamamız, değerlendirmemiz lazım. Size birkaç örnek vereceğim. O örneklerden de aslında nasıl farklılıklar oluşacağını siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz. O örneklerden birincisi bu kararlarda yani hukuki kamulaştırması el atmadan kaynaklı tazminat davalarında bir vekalet ücretine hükmedileceğine ilişkin Mart 2024 tarihinde verilen bir karar. O kararın ilgili kısmını okuyorum diyor ki eldeki davada taşımaza 1 4 11 1983 tarihinden sonra el atılmıştır diyor. Ondan sonra açıklamalar kısmına geçiyor ve diyor ki yine ek 4. maddeyi söyledikten sonra 2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değiştirilen geçici 6. maddesinin 12. ve 13. fıkraları 1956-1983 tarihini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler eline bir takım hükümler içeren istisnai düzenlemenin 83 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği gerekçesiyle anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak 13 3 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2014 tarihli kararıyla iptal edilmiştir diyor. Evet bu karar geçici 6. maddede iptal edilmişti. Dolayısıyla Anayasa'nın mahkemesinin bu kararında dikkat ederek kamulaştırma el atma nedeniyle açılan davalarda mahkeme ve icra açıları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinden ek 4. maddenin 3. fıkrasının uygulama imkanı bulunmamaktadır diyor ve bu gerekçeyle Hukuki kamulaştırması el atma davası eğer 83 yılından sonraya ilişkin bir kamu hizmetine tahsisten bahsediyorsa ve buna ilişkin bir tazminat davası açılıyorsa nispi vekalet ücreti düzenlenir diyor. Bakın kararı tarihinin altını çiziyorum. Mart 2024 yani çok eski bir karardan bahsediyorum. Çok yeni bir karardan bahsediyorum. Yine 5. Hukuk Dairesi'nin çok yeni kararlarından birini hemen söyleyelim. O da 2024 tarihli yine Mart ayına ilişkin bir karar. Yani neredeyse aynı heyet aynı tarihlerde bir başka karar veriyor. Diyor ki uyuşmazlık dava konusu taşınmazın kamulaştırması el atalan taşınmaz bedelinin tespitine ilişkindir diyor. Hukuken el atıldığı anlaşıldığından diyor. Yani aslında hukuki kamulaştırması el atmadan bahsedildiğini rahatlıkla anlıyoruz. Ve hemen dördüncü maddesinde kararın dördüncü maddesinde de denilmiş ki ek dördüncü maddenin üçüncü fıkrası ile bu kanun kapsamında açılan davalarda verilen bedel ve tazminat kararlarına ilişkin mahkeme ve icra harçları davalı idare tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenir. Hükmü getirildiğinden maktu harç ve vekalet ücretine hükmedilmemesi bozmayı gerektirir. Diyor. yani aynı ayda aynı heyet farklı iki karar veriyor ki aslında çok önemli birbirinden tümüyle bağımsız nitelikte dosyalar bunlar. Ama aynı konu şimdi eğer sizin müvekkiliniz eğer maktu vekalet ücretine hükmedilen bir kişi ise tamam onun açısından sorun yok ama avukatınız yaklaşık işte 20 küsür bin lira para alacak. Ama öbür türlü büyük bir milyon liralık bir davada 200-300 bin liralık vekalet ücretinden bahsedilecek. Yani arada uçurum var. E dolayısıyla böylesi bir yargı İçtihat farklılığı kabul edilebilir nitelikte değil. Bazen şunu öngörürüz deriz ki farklı dairelerin vermiş olduğu kararlar olabilir, heyetler farklıdır, hukuki bakış açısında farklılık olur. Dolayısıyla buna ilişkin bir düzenleme yapılması olasıdır. Bütün dünyada böylesi durumlarla karşılaşılabilir deriz. Ama 5. Hukuk Dairesi'nin aynı tarihlerde farklı iki kararını anlamak ya da anlatmak mümkün değil. Sadece bu karar da değil işin açıkçası. Hemen size başka kararlardan da örnek sunmak istiyorum. Mesela yine 2023 tarihli 30.11.2023 2023 tarihli bir kararda yine Sağlık Bakanlığı'na yönelik açılan bir konuda hukuki kamulaştırması el atma davasında yine maktu vekalet ücreti düzenlenmemiş olmasını bir bozma gerekçesi olarak kabul etmiş. Yani bu kararların sayısını arttırabilirim ama bu kadar içtihat Farklılığının aynı daire tarafından veriliyor olması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Aslında bu hukumuzun geldiği noktayı da gösteren bir durum olduğu için bunu sizlerle ayrıca paylaşmak istedim. Çünkü sizler biliyorum ki bir uyuşmazlık ya da bir sorunla karşılaştığınız zaman size uygulanacak hukuku görmek ya da en azından bununla ilgili öngörde bulunmak istiyorsunuz. Biz avukatların da en temel isteği bu. Ama Tabi bu kararlar sadece kamulaştırma selatmalara ilişkin değil. Birçok kararlarda olduğu gibi çok farklılıklar içerebiliyor. Onun için yine videonun başında belirttiğim gibi aslında biraz zar atmaya döndü bu iş. Onun için yine bu hukuk sistemimizin önemli bir zafiyeti, önemli bir sorunu olduğu için de bu konu bence çok değerli ve önemli. Evet yine bir başka videoda görüşeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.